Evet arkadaşlar şimdi moment örneklerimize bakıyoruz. Eşit bölmeli ağırlıksız çubuk dengededir. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada iki tane bilinmeyenimiz var. Ve iki bilinmeyenli sorularda bilinmeyenlerden birini bulabilmek için diğer bilinmeyene göre moment almamız gerekiyor. Yani demek istediğim şu T1 ip gerilmesini bulabilmek için ...T2 ipine göre moment aldığımı kabul ediyorum. Buradaki 2P ve P bizi aşağı yönde döndürürken... ...T1 ip gerilmesinin yukarı yönde çektiğini söyleyebilirim. O zaman momentimizi alırken şunu diyebiliriz. 2P'nin T2 ipine olan uzaklığı kaç birim? Bir birim. 2P artı 1, 2, 3, 4. 4 çarpı P'dir diyorum. Eşittir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane T1'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde arkadaşlar... T2 ip gerilmesini bulabilmek için de T1 ipine göre moment almamız gerekiyor. Ve bu sefer de diyorum ki P artı 1, 2, 3, 4, 4 çarpı 2P'den 8P eşittir. T2 ipinin T1 ipine olan uzaklığı 1, 2, 3, 4, 5 birimdir. 5 tane T2'dir diyeceğiz. Taraf tarafı oranlıyorum. 5'ler birbirini götürdü. 6 tane P bölü oran değerimiz ne yaptı? 9 tane P eşittir t1 bölü t2 ise t1 bölü t2'nin her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 2 bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. O noktası etrafında dönebilen ağırlıksız çubuk şekildeki gibi dengededir. Buna göre t ip gerilmesi kaç p'dir denilmiş. İp değişmediği sürece ipteki gerilme kuvveti değişmez. Aynı ip boyunca gerilmeyi devam ettiriyorum. Burası da t kadardır diyebilirim. Peki arkadaşlar şuradaki ip gerilmesini bileşenlere ayıracak olursak. Düşeydeki bileşenimiz sinüs bileşeniydi. Yani t çarpı sinüs 30'dan artık buranın t çarpı 1 bölü 2'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Yataydaki bileşenin bizim için bir önemi yok. Çünkü yataydaki bileşen direkt dönme noktası doğrultusunda olduğu için döndürme etkisi olmayacaktır. Peki yukarı yöndeki momentler aşağı yöndeki momentlere eşitti. Şu noktaya göre moment alacak olursam bu sefer de diyorum ki 1 çarpı t artı 1, 2, 3 3 çarpı t bölü 2 eşittir 1, 2. 2 çarpı 2 p'dir diyebilir miyiz? Ve buradan da artık ne gelmiş oldu? T artı 3 t bölü 2 eşittir 4 tane p'dir diyorum. Yani 5 t bölü 2 eşittir 4 tane p ise t eşittir 8 p bölü 5 kadardır diyebiliriz. 2g ağırlıklı eşit bölmeli özdeş çubuk ve 3g ağırlıklı cisim şekildeki gibi dengede olduğuna göre T kaç g'dir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar buradaki çubuğumuzun ağırlığı 2g kadarmış. Şimdi öncelikli olarak buradaki çubuğumuz için ağırlık merkezinden 2g'lik bir ağırlığımızı yazdık. Eğer ki sisteme uygulanan kuvvetlerin hepsi birbirine paralelse bizim için açının hiçbir önemi yoktur. O zaman direkt momentimi alırken şunu söyleyebilirim. Şuradaki yere temas ettiğimiz noktaya göre moment alıyorum. Aşağı yönde döndüren 2G ve 3G değerimiz varken sistemi yukarı yönde döndürmeye çalışan T ip gerinmemiz var. Peki ne diyebiliyorum? 1, 2, 3 birimlik bir değerimiz var. O zaman diyorum ki 3 çarpı 2G artı 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 3 g. Eşittir. ipin dönme noktasına olan uzaklığı içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim olarak alıyorum. 6 çarpı t. Peki burası ne yaptı arkadaşlar? 6 tane g artı 12 tane g eşittir. 6 çarpı t'dir diyorum. E yukarısı ne yaptı? Buradaki ifade artık 18g eşittir. 6 tane t ise t ip gerilmesinin 3 tane g'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Eğer buradaki çubuğun yere temas ettiği noktadaki tepki kuvveti bize sorulursa aşağı yöndeki kuvvetler yukarı yöndekilere eşit olacaktı. Aşağı yönde toplamda 5 tane g var. Yukarı yöndeki ip gerilmesi 3g ise buradaki tepki kuvvetinin de 2g kadar olduğunu söyleyebilir. G ağırlıklı çubuk şekildeki gibi dengededir. Buna göre t ip gerilmesi kaç g'dir diye sorulmuş. Şimdi çubuğumuzun ağırlığını tam orta noktadan G olarak yazıyorum. Ve burada da neyimiz var arkadaşlar? Bir ip gerinmemiz var T kadarlık. Şimdi eğer uygulanan kuvvetlerin hepsi birbirine paralelse açının bir önemi yoktu. Ama dikkat edersek buradaki kuvvetler birbirine paralel bir konumda değil. O zaman ne yapmam lazım? Ben buradaki çubuğumuzun boyunu 10x olarak kabul etsem. Bunun tam yarısı için artık 5x kadardır diyebiliyorum. Peki buradaki G ağırlığının Dönme noktasının olan dik uzaklığı için kuvvete bir paralel atıyordum ve paralel ile kuvvet arasındaki uzaklık artık şu kısım. E peki 37'nin karşısı için ne diyebiliriz arkadaşlar artık? 3x kadardır diyebiliyorum. 90'ın karşısı 5x ise 37 derecenin karşısı için de 3x kadardır diyebiliyorum. Peki T ip gerinmesinin dönme noktasına olan dik uzaklığı için yine ne yapıyorum? Kuvvete bir paralel attım. Ve paralel ile kuvvet arasındaki uzaklık. Şimdi arkadaşlar 90'ın karşısı 10x ise 53'ün karşısında 8x kadar olduğunu söyleyebilirim. Artık momentimizi yazabiliriz. G çarpı G'nin dik uzaklığı için ne demiştik? 3x eşittir. T çarpı T'nin dik uzaklığı için de ne demiştik? 8x. E buradan T'yi ip girilmesi bize sorulmuştu. X'leri sadeleştiriyorum. T eşittir. 3 tane G bölü 8'dir diyebiliyorum. 10 newton ağırlıklı 5 santim yarıçaplı türdeş küreyi basamaktan çıkartacak en küçük kuvvet kaç newtondur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar küremizin ağırlığı ne kadarmış? 10 newton kadardır dedik. Küremizin ağırlığı 10 newton kadar. Peki bu küreyi basamaktan çıkartmaya kalktığımız zaman bu küre basamağa temas ettiği nokta etrafında dönecektir. Peki buradaki ağırlığın Temas ettiğimiz noktaya yani dönme noktasına olan dik uzaklığı için ne yapıyorduk? Dönme noktasından kuvvete bir paralel attığımı kabul ediyordum. Ve bizim için artık şuradaki mesafe önemli. Peki ben bu mesafeyi nasıl hesaplayacağım? Şurası 2 santim ise burayı da 2 santim olarak yazıyorum. Yarı çapımızın büyüklüğü 5 santimdi. O zaman artık buraya 3 santim kaldı. E peki yine burası bizim için yarı çap ve büyüklüğü 5 santim kadar ise e o zaman 3, 4, 5 üçgeninden buranın artık 4 santimlik bir dik uzaklık oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ve bize denilmiş ki uygulanacak en küçük kuvvet. Bir kuvvetin en küçük değeri alabilmesi için uzaklığının en büyük değerde olması lazım. Çünkü biz momenti yazarken m eşittir f çarpı d diyorduk. Ve buradaki kuvvetin en küçük değeri alabilmesi için uzaklığın en büyük değerde olması gerekir. E peki o zaman benim buradaki dönme noktasına olabilecek en uzak noktayı almam gerekiyor. Ve bu uzaklığım da en büyük değerinin artık çapta olduğunu söyleyebiliriz. Yani burası 5 santim, şurası da 5 santim ise toplam uzaklığımızın 10 santim kadar olduğunu söyleyebiliyorum. F minimum. E peki artık bu noktaya göre momentimizi alalım. E ne yaptı? 10 Newton çarpı 4. 10 çarpı 4. Eşittir F çarpı dik uzaklığımız ne kadardı? 10'du. E buradan onlar sadeleştiği zaman F kuvvetinin alabileceği en küçük değerin 4 Newton kadar olduğunu söyleyebilirim. <laughs>